Herkese selamlar dostlar. 5 Şubat 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelemiz var. İdeallerden ve yüksek oranlardan bahsedeceğiz. Güzel kazanç elde ederek gidiyoruz. Sizlere kısaca onlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Derbi mücadelesi olduğu için bilen iki arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza alalım. Sizce Galatasaray Trabzon maç skoru ne olur sizlere sorduk. Katılacaklara bol şanslar. Yorumlara yazabilirsiniz. İki arkadaşımızı alacağız Şubat ayı boyunca. Dün yüksek misli nereye yaptık. Dün tekrardan tek bir yüksek misli verdim. Ve 1250 TL misli olarak önerdim ben bunu. Olympiakos'ta Anadolu Efes'in mücadelesi vardı. Günün tek yüksek mislisi yazdım. Oran da zaten Nesine'de 1.49 gibi bir oranı vardı zaten. Yurt içinde Avrupa'da 1.66 mı oranı vardı öyle düşünün siz. Çok güzel bir maçtı. Güvendiğim bir maçtı. Olympiakos'u ben zaten ana kombineme de eklemiştim. Burada yüksek misli olarak da değerlendirdim. Güzel bir kazanç elde ettik yüksek misliden. Amacımız zaten benim en güvendiğim maçlara burada yüksek basıp güzel kar ederekten ilerlemektir. Zaten bir kasa yönetimi yaptığımızı söylemiştik. Kasamız gelsin ekrana. Şu an Şubat ayının kasası artı 1707 TL kârda arkadaşlar. Şubat ayının yüksek mislisini sadece maç önü olarak buradan tutuyorum. Zaten ana kombinemiz geldi, canlılarımız geldi. Onlar ayrı, Onlar, onların kasasını tutmuyoruz. Sadece yüksek misli seviyesini ben burada yüksek bazı maçların kasasını tutuyoruz. Tam şu an Şubat ayında Ocak ayını 8000 küsur lirayla karda kapattık. Şubat ayında da 4 günde şu an 1707 TL karımız var. Geçtim bunu da. Günün kombini vardı ve günün tek kombini kombiniydi arkadaşlar. Pader bombacının KG var olarak önermiştim. KG var 1.39 gibi orandan geldi. Olympiakos'a 1.47 gibi oranı vardı. Maç sonu 1 olarak değerlendirdim. 2.04 orandan ana kombinemiz kazandı ve günün tek kombinesiydi. Çok güzel bir kazançla devam ettiğimizi de belirtelim. Geçtim bunu da canlılarda neler yaptık diye baktığımız zaman da canlılarda gerçekten iyiydik. Hatta birazdan Telegram odası üzerinden göstereyim sizlere. Gelenler gidenler zaten elbet oluyor fakat günün raporu çok iyiydi. Canlılarımız da çok iyiydi. Hatta ben sizlere şeyi göstereyim. Bizim raporumuzu göstereyim. Canlı odasında rapor çekiliyor. Gün sonunda Bildiğiniz üzere 5 editör olarak toplamda 5 kişiyiz. Ben ve 4 editör arkadaşımız birlikte. Eren 5'te 4, Emre 2'de 1, Çağrı 4'te 3, Hakan 5'te 4, Kangal da yani ben 3'te 3 olarak tamamladım canlılarda. Güzel kazançlar elde ettiğimizi söyleyelim yani. Güzel oranlardan yakaladık. Hatta direkt ekrana geçeyim ben isterseniz oradan bakalım. Sonra videomuza başlayalım. Dump start maçıyla başlamıştı zaten. İlk yarı 1.5 üst gelmiş burada. Burada devreye ben girdim. Fenerbahçe Beko maçıyla 9, ilk yarı 90.5 üst aldım. Fenerbahçe maçına toplam gol 1.5 üst alındı. İkinci periyot 40.5 aldım Fenerbahçe maçına ben. Monaco Real Madrid maçına ilk yarı 83.5 üst alırdı. Bunlar zaten bir geldi. Hatasız gittik çok güzel bir şekilde. Ondan sonra bunlar gelince şöyle baktığımız zaman da Olympiakos Anadolu Efes 3. periyot 2 52 orandan alındı geldi. Mesela bu yattı. O Asburg Leverkusen maçı ilk yarıdan gol bekliyorduk. 1.70 orandan girdik. Bekledik bari riske değilsin diye. Leverkusen direkten döndü. Efes'in 3. periyotu 6 vesaire derken, geldi derken güzel kazanç elde ettiğimiz zaten görmek aşikar. Sizlerden ricam bu videoda bir ideal kombine var. Bakın genellikle vermiyorum ideal kombine YouTube'da. Çünkü yani geldi ya kendinize bırakıyorum. Ben gruplarda genellikle veriyorum. Fakat bu videoya bir adet ideal kombine çıkardım. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyin. Güzel seviyede like'lar gelmeye devam ederse ben sizlere kombin önermesi devam etmeye çalışacağım. İlk maçımızla başlayalım. İstanbul'la Alanyaspor mücadelesi. İstanbul'da Eze arkadaşlar kart cezalısı. Önemli bir eksiklik. Zaten yeni transfer olmuştu. Ve hücumda güzel iş yapan takımlardan hücumda en iyi iş yapan oyuncusu olduğunu söyleyebilirim ben açıkçası. Eze'nin geldiği gibi etkisini gösterdi. İleride muhtemelen Topal'li olacaktır. Sağda Lokilo, solda da Etemi. O bu Lokilo iyi bir sol ayağı var sanırım. Güzel bir gol attı. Çok e, Bir maçta izledim. Güzel bir sol ayakla gol attı oradan. Kalecinin köşeye gönderdi. Yeni transfer zaten o da. Burada ben güzel bir maç bekliyorum. Alanya Spor'da zaten istifa, Faryolu istifa sesleri tribünlerden duyulu, duyuruluyor. Duyuluyor diyeyim ben sizlere. İstanbul Spor'unda burada kaybedecek pek bir şey yok. Fatih Tekke de iyi aslında yani çat pat tempo oyun oynatıyor. Ben burada var olarak değerlendirdim. 1.36 oranı var. KG varın ideal olaraktan da. Yüksek oranlardan şöyle bir öneri yapacağım. Alanya'nın deplasman performansı çok kötü. İstanbul'un durumu da malum. Bir gollü beraberlikle çıkabilir. 3-17'de maç sonu 0'ın oranı var. İsteyenler sisteme de bunu atabilir. Hans Rostock'la Hamburg mücadelesi. Hamburg arkadaşlar istiyor. Yani Bundesliga'yı istiyor. Oynanan oyun gerçekten çok iyi. Özellikle ileride Glacier'i beslemeleri çok şey. Şöyle söyleyeyim. O besleme işini gerçekten iyi yapıyor. Hani forvet adam der ki. Ya top gelmiyor ki gol atalım. İşte Hamburglu oyuncular orta saha ve kanatlar Glacier'i topla buluşturuyor. Ve zaten sanırım Bundesliga 2'nin en golcü oyuncusu olabilir mi? Hiç bakmadım. 13 golü var olabilir. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Zaten goller takımına dağılıyor. Takım oyununu oynuyor ve ileride buluşturuyor. Hans Rostock'un durumu malum. Son döneme de iyi başlamadı zaten. Maçın beklentisi 2 birlik bir Hamburg galibiyeti. Ben burada şöyle bir beklentim var. Hamburg'un iyi oyununa güvenerekten de deplasmanda atacağı 2 gole atmış gibi oran vermişler. Toplam gol burada deplasmanda atacağı 2 gol bir atmış Bunu değerlendirme altına alabiliriz diye düşündüm. Geçtim bunu. Hatay'la Kasımpaşa. Hatay ya özellikle Kasımpaşa tarafı son maçta çok güzel oynadı. Tempolu bir maç bekliyorum. Hatay deplasmanda değil ki biraz oyunu durdursun diyorum. Kendi evinde onlar da tempoyu almak isteyecektir. Onlar da Trabzon'u yendikleri son maçta mağlup oldular. Güzel tempolu maçta gollü bir maç bekliyorum. Hatta günün ideal kombinesine Hatay'daki hava durumuna göre alınır ki zaten kar yoktur orada. Yine bir 30 hafta bunu açmışlar. Tek tercih olarak KG var olarak değerlendirdim. Değerlendirecekler burada KG varı değerlendirebilir. Geçtim bunu da. Mallorca ile Real Madrid mücadelesi. Mallorca'yı geçtim o taraftan bakmayacağım. Kadiz'e falan da mağlup oldum bunlar Mallorca. Real Madrid tarafından bakacak olursak son maçında 4.5 halkını 1 olarak aldık ve kazandık. İdeal kombinemizdeydi kombinemizde kazandı zaten. Real Madrid tarafında bazı eksik isimler olabilir. Valverde belki bu maçta olmayabilir bilginize. Şüpheli durumda Benzema Junior gibi isimler olacaktır. Ki zaten Kroos Modric ikilisi orta sahada iş yapmaya devam ediyor. Attıkları paslar özellikle Mod için ayak dışıyla son attığım son maçta güzel bir pası vardı. Sonra zaten pozisyonun devamında da gol oldu. Benzeme atmıştım. Mayarko ile oynayacaklar burada puan farkı Barcelona galip gelerekten devam ediyor. Ben Real Madrid'in hata yapmasını beklemiyorum. Doğrudan maç sonu 2 ile yapıştırırım. Burada 1 ile 4 gibi oranı var. Değerlendirme altına alırım. Onun yanında oran yükseltmek adına da şöyle sisteme de koyabilirsiniz belki. 4.5 altında ikili oran 1.70, 3.5 altında 2'nin oran da 1.98. Skor beklentim 2-0 yani 2-1. O şekilde geçer gibi geliyor bana. Diğer mücadelemiz Feyenoord'la PSV mücadelesi. Hollanda'da zaten tempolu oyunu biliyorsunuz. Maçın beklentisi de zaten 2-2'lik bir skor arkadaşlar. Herhangi bir sakatlık var mı diye baktığım zaman da Mario Junior PSV tarafında yok. Onun dışında Simmons, Till, Gazi ileride de Deonk olacak gibi gözüküyor. Ev sahibinde de herhangi önemli bir eksiklik yok. Bir şanzımaz gibi ne vardı o olmayacak bu maçta. Onun dışında tempolu bir maç bekliyorum. Gollü bir maç bekliyorum zaten. Hollanda'nın bu maçlarda da genellikle gollü olur. Tempolu maçtan varımızı aldım çıktım. 1.42 gibi oranı var. Hatta ben bu maçı ideal kombinenin ilk mücadelesi yapıyorum. Kombineyi de zaten videonun sonunda göreceksiniz. KG var olarak değerlendirme altına aldım. Forus maçı yok. Strasburg Montpellier mücadelesi yine güzel. Özellikle Strasburg'un kendi evinde oynadığı maçlara bakın. İlk yarılarda zaten abluka almaya çalışan bir Strasburg takımı var. Montpellier ile de aynı şekilde korkusuz futboluyla deplasmanda ma genellikle mağlup oluyor. Mağlup olma sebepleri de deplasmanda oynadığı o pozitif futbol. Adam kendi evinde haliyle basıyor. Bunlar da deplasmanda basınca arkadaki boşluklardan vesaire zaten goller geliyor. Montpellier yine bu oyununu devam ettirir gibi geliyor bana. Herhangi bir önemli bir eksiklik de yok bu maçta. Sadece ev sahibinde Kevin Gamero olmayacak kart cezalısı. Montpellier tarafından da gol beklediğimden dolayı yine bu mücadeleyi idealden güzel orandan 1.53 gibi orandan KG var olarak değerlendirme altına aldım. Değerlendireceklere bol şanslar. Galatasaray'la Trabzonspor mücadelesi derbinin maç skorunu sizlere sorduk. Sizce maç skoru ne olur? Yorumlara yazın. Bilen iki arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza alacağız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani Galatasaray bu oyunda normalde yener. Fakat ya yani Galatasaray'da bu hafta içinde gördüğünüz e, Ali Koç gittiği e, büyük şeyle konuştu. Büyük Ekşen miydi o adamın adı? TFF başkanı onunla konuştu. Ondan sonra sevk edildi PFDK evine. Öyle ortalık 56 oldu yani. Takımlar dün birbirleriyle kapışıyordu. Beşiktaş, Konya Spor, Fenerbahçe, Galatasaray sürekli tweetler falan döndü. Yani dış etkenlere baktığımız zaman da zor bir maç yani baskılı bir maç olacaktır. Gözler bu maçın üstünde olacaktır açıkçası. Daha bu maçta gollere gitmeyelim diyorum. Trabzonspor'da bence korner alabilecek potansiyelde takım. Kanatlarda Trezeguet ve Bakasetis'in attığı şutlarla birlikte korner yakalayabilir gibi geliyor. Galatasaray'ın zaten hem bek oyununu hem de kanat oyununu Kerem ve Yunus olabilir veya Raşiye olabilir. Onları kullanarak da zaten çok fazla korner elde ediyor. 8.5 açmamışlar burada. Biliyor Galatasaray'ın maçları çok kornerle geçtiği için 9.5 açmışlar. Sadece tek tercih olarak burada korner olarak değerlendirme altına aldım. 9.5 üst korneri aldım. Son mücadelem Wolfsburg'la Bayern Münih mücadelesi. Kombineminde ikinci maçı Bayern Münih maçıdır. Hemen anlatayım. Şimdi bu maçta bir olay var. Bu olay benim dikkatimi çekti. O yüzden aldım bu mücadeleyi. Bu olayda sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi Wolfsburg'un teknik direktörü Niko Kovac. Bu adam bir zamanlar Bayern Münih'in de teknik direktörlüğünü yaptı sanırım. Wolfsburg'un hafta içinde oynanan bir Union Berlin maçı vardı. Kupa mücadelesi. Niko Kovac'ın açıklamaları şu yöndeydi. Keşke Bayern Münih'i çekseydik çok daha kolay olurdu. Union Berlin'i çektik. Bizim için en zor rakibi çektik falan böyle bir açıklama yaptı bu Wolfsburg'un teknik direktörü. Ondan sonra Kimi'nin açıklamalarını söyleyeyim. Hani Sergen Yalçı'nın Hatay'a kestiği racon var ya göreceğiz bakalım hafta sonu ne olacak diye. Kimi'nin açıklamaları öyle yani. Göreceğiz bakalım maçta ne olacak şeklinde bir açıklamaları var. Ben de medyanın yalancısıyım bu arada ama muhtemelen gerçektir. Sağlam bir yerden okudum. Bu yönde böyle bir açıklamalar var. Ben Bayern Münih'in yerinde olsam çıkarım Wolfsburg'a 5-6 tane atarım. Ağzını da kapatırım. Ben burada doğrudan Mason 2'yi alıyorum. Bu olaylar da benim cazibetti ki Bayern Münih'tir anasını satayım. Bir kendine gelsin toparlansın. 1.39 gibi orandan doğrudan Bayern Münih galibiyetini alıyorum. Kombineme de koyuyorum. Toplamda 8 adet mücadele anlattım. ideallerinden ve yükseklerinden. Kombine ekrana gelsin ama dediğim gibi güzel seviyede like gelirse bu kombineler devam eder. Like seviyesine bağlı olarak ben de ona göre bir düzen çekerim. Herkese bol şanslar. Kombine ekranda kombinin oranı 1.97 olması lazım. Feyenoord maçının KG var 1.42. Wolfsburg Bayern Münihinde Bayern Münih'in galibiyeti 1.39. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.